Bir kez daha merhabalar. Tempo TV izleyenleri, pozitif yaşam izleyenleri kucak dolu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Kocaman günaydınlar gönderiyoruz. En azından bizler bu saatte de olsa. Evet, ekranlarınızın başına geldiniz. İşte pozitif yaşamda pozitif yaşamanın sırlarını öğrenmek için hepimiz buradayız. Yine çok gerçekten birbirinden değerli, önemli konuklarımla sizlerle birlikte olacağız pozitif yaşamda. Öncesinde İbrahim Gökçek efendim, biliyorsunuz değerli konuğumuz İbrahim Gökçek zaman zaman stüdyomuza konuk oluyor. Yine bugün stüdyo konuğum, gerçekten önemli konulardan bahsedeceğiz. Hemen şöyle kısa kısa böbrek iltihaplanması, böbrek yetmezliği, kist, sistit, sistit, miyom, kısırlık gibi. Ve erkeklerde çok önemli rahatsızlıklar, prostat, varikozan gibi rahatsızlıklara dikkat çekeceğiz bugün. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk, saygılar. İyi görünüyorsunuz hocam. Tabii ki iksirli ürünleriniz var. Haliyle bitkilerden faydalanıyorsunuz. Bitkilerin gücünden faydalanıyorsunuz. Bu anlamda inşallah bugün yine birçok kişiye şifa dağıtacağız bu anlamda, değil mi? Elhamdülillah. Evet, bir kez daha hoş geldiniz diyerek hemen hocam böbrek iltihaplanmasından başlayalım mı? Başlayalım. Her insanda tabii ki normal iki tane böbrek var. Her böbrekte birer milyondan 2 milyon nefron dediğimiz süzgeç hücreler var. Evet. Mantı makarna süzdüğümüz süzgeçlere benzetirsek, evet, birer milyondan 2 milyon süzgeç hücre sürekli kanı temizler, arıtır. Günde 180 litre kan yıkar, sürekli yıkar kanı, temizler, arıtır. Evet. Şimdi kişi, bize gelen hastalara bakıyoruz, hemen hemen kronik böbrek yetmezliğine yakalanan, yani böbrekleri yavaş yavaş iflasa doğru gidiyor demek, kronik böbrek yetmezliği. Eyvallah. Yakalanan kişi önce diyalize, sonra böbrek nakline kadar gider. Kronik böbrek yetmezliğinin dünyada tedavisi yok. Evet. Biz tedavi ediyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz? Nasıl? Nasıl hocam? Evet. Elimizde raporlar var. Buraya bugün birçok rapor getirdim. Evet, raporlar. Ürünleri bizim alıp kullananları, incelenmiş. Evet. Kullananların raporları. Hatta evet, hocam. Bunlardan biri Levent Mete Bey diyalize giriyordu. Yani artık doktoru böbrek arayın siz demiş. Eyvallah. Diyalize giriyor. 4 aydır diyalize giriyordu. Beni aradığında diyalize girerse ne olur? Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Böbrekleri tabii çalışmadığı için kanı kirli kan, vücudu temiz, vitamin, mineral, enzim akışı azaldığından bir sürü problem doğuyor. Evet hocam. Dedi ki mümkün mü? Deneyeceğiz. Çünkü diyalizlik durumda olmayan birçok hastayı tedavi ettik ama diyalizlik durumda olan bir vatandaşa henüz böyle bir deneyimimiz yok dedik. Tamam dedim. 4 ay kullandı. Kreatini 6.5. Evet. Bizim ürünü kullandıktan sonra 2.13'e düştü. Tansiyonu, kolesterolü, şekeri, bütün değerleri fırlamıştı. Ürünleri kullandıktan sonra bütün değerleri normala döndü. Değerli şekeri, izleyenlerimizi görüyorlar şu anda, evet, ekran başındaki izleyicilerimiz. Evet. Şekeri, tansiyonu, kötü kolesterolü, bütün değerleri normala döndü. İş hayatı bitmişti, normal çalışmaya başladı. Hocam hemen şunu sormak istiyorum ben. Diyalize bağlanmadan, yani hastalığın ilk safhasında veya orta safhasında mı olması gerekiyor hastanın? Ya, diyalize giren eğer ki idrar çıkışı varsa problem değil. Yine problem değil, tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki bununla ilgili nasıl bir karışım var? Biraz karışımdan bahsetmek ister misiniz? İksirden bahsetmek ister misiniz? Şimdi bize kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastalara hemen hemen %70'i tansiyon hapı kullanıyor. Vatandaş diyor ki ya günde bir tane tansiyon hapı alsam ne olur, yüksek tansiyon. Evet. Problem değil diye günde her gün bir tansiyon hapı alırsa önemsemiyor, önemli değil diye düşünüyor ama çok çok önemli. Çünkü bu hapı böbrekler süzmek zorunda. Süzerken de hücrelere zarar verir. Evet. 10 yıl, 15 yıl bir kişi tansiyon hapı alırsa ne olur? Böbrekleri çürütür. Bize gelen kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastaların hemen hemen %70'i tansiyon hapı kullanıyor. Evet. Yüzde aşağı yukarı 30'u da kolesterol veyahut da diyabet, şeker hapı. Evet. Nedeniyle hap kullanıyor. Evet. Çok nadir kronik böbrek yetmezliği yakalanan hastaların çok nadiren iltihap, yani bakteri, virüs ve mantarların sebep olmuş olduğu iltihaplar veya kist veya taş sebep oluyor. Evet. Yani kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen en önemli faktör tansiyon, şeker, kolesterol hapları. Evet.
Peki bunlardan kurtulmazsa ne olur? Çözüm yok. Böbrekler iflas eder. Evet. Bu nedenle tansiyonu mutlaka tansiyon problemi olanların tansiyon hapından kurtulması gerekir. Nasıl evet. kurtulacak? Nasıl kurtulacağız hocam? Evet. Bu elimizdeki Gökçek iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin gibi bitkiler içer. Ha içerisinde yazılanları vatandaş bazıları diyor ki bir bayan beni aradı diyor ki İbrahim Bey siz burada içeriğini biliyorsunuz ama diyor ben de yaparım. Buyurun yapın dedim. Az önce de muhabbet oldu hocam. Hakikaten de izleyicilerimize de paylaşalım konumuzu. Az önce değerli koordinatörümüz sevgili Çilem dedi ki hocam dedi ben bunları ben de karıştırırım. Hani onu alırım bir susam onu alırım falan filan ben de karıştırırım kaynatırım içerim dedi. Aynı şey değil mi dedi. Değil diyoruz değerli değil izleyenlerimiz. Değil. Çok çok da önemli çok, çok hassas bir konu aslında. Ben hocama bırakmak bir istiyorum sözü. Bir hemşire Ayşe Hanım. Evet. Bu öyle basit bir şey değil dedim. Ben yaparım. Buyur yap dedim. Evet. Almış, yapmış, hazırlamış. Fakat küflendiği için farkına varmamış. Hı hı. Ağızdan makada kadar evet. bütün sindirim sistemini mantar kaplamış. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli bir durum. Gerçekten çok sindirim tehlikeli. Kadıncağız, hocam, doktoru evet. demiş, profesörü, hocası demiş ki evladım sen deli misin? Bilmediğin şeyi ne yapıyorsun? 6 ay hastanede yattı, zor kendine gelebildi. Eyvah eyvah. Şimdi gerçekten bizim önemli. Bu Gökçek evet. iksirin yanında düşük tansiyonu olanlar için cemre iksir denen bir ürünümüz daha var. Düşük tansiyonu. Ve yine bu toniğin, evet. Gökçek toniğin yanında bir de cemre tonik var bizim. Bizim bu ürünleri cemre iksiri ve cemre toniği başka bir firma kopyaladı. Yanımızda çalışan bir elemanı aldı, yaptı. Evet. Ülseratif kolit hastasına vermiş, göndermiş. Bayan ülseratif kolit hastası bu sahte ürünü kullanmış. 10 gün sonra kanama makadından çok yoğun kanama. Eyvah eyvah hocam çok tehlikeli gerçekten 15 gün çok tehlikeli. Hastanede ya ölümden döndü. Değil mi? Değil mi? Değil dedi mi? Ki İbrahim Bey ben cemre iksir cemre tonik dedim aldım ama ölüyordum. Dedim ki bizim ürün sahtesini yapıyorlar ne yapalım? Yani. Eyvah eyvah eyvah. Biz peki adamları hocam, mahkemeye verdik. Mahkeme çok, sürüyor. Çok özür diliyorum. İnşallah da davanızı da kazanırsınız. Bu da şimdi ayrı şey. Bunlar da içindeki içerik ham maddesi pahalı. İçindeki maddeyi çalıyorlar. Yani ucuz mal üretiyorlar. Evet. İçinde bir şey yok. Ne oluyor? Karışımı da bilmiyorlar. Rastgele bir şey üretmişler. Çok tehlikeli. Ülseratif gerçekten, kolit evet. zaten çok ağır bir hastalık. Evet, evet. Vatandaş evet. iyileşeceğim derken hastanelik evet. oldu. Allah korusun ölümden döndü. Kesinlikle ölenler nedenle, var hocam evet. yani çok özür dilerim sözünüzü kestim ama gerçekten çok çok önemli bir konu. Özellikle biz hanımların sıklıkla yapmış olduğu bir hata bu. İşte bir ürünün içerisindeki görmüş olduğumuz bazı etken maddeleri bizler işte aktarlardan temin ederek kendi evimizde kaynatma yoluna gidiyoruz. Bir şekilde kullanıyoruz onu ama bakın bütün bu bahsetmiş olduğumuz önemli konuların içeriği yıllarca araştırmaları yapılarak sizlere kadar ulaşıyor. Yani Sayın İbrahim Gökçek kaç yıldır efendim bu işin içindesiniz? 31 yıl. 31 yıldır bu işin içerisinde bu işin araştırmasını yapıyor. Hali hazırda da akıllara hemen şunun gelmesi gerekiyor. Herhangi bir karışımı alıp kendiniz evde uygulamayın. Gerçekten dozajını aşabilirsiniz. Tabii. Değil mi hocam? Zehirlenmelere kadar yol açabilir. Bitkilerin şifalı olduğu kadar, yanlış mıyım hocam? Yanlışsam düzeltin. Bitkilerin şifalı olduğu kadar yanlış kullanımında da ciddi evet. tehlikeleri olabilir değil mi? Bu iksirin ben tam 30. defa deneyler yapa hı hı. geliştirdim. Değil mi? Mesela değil bunun mi? Birleşimine vatandaş başka bir şifalı bitki katsa mesela hı hı. diyelim ki X bitkisi katsa hı hı. içerisindeki sarımsak etkisini sıfırlar. Evet. Veya yine başka bir bitki katsa hı hı. ne yapar? Bunun içindeki diğer etken maddenin etkisini azaltır. Hı hı. Sünger gibi etken maddeler emer. Hı hı. Yani hangi bitkileri hangi neyle oranda nasıl oran... karıştıracağını bilmek çok gerekir. Çok doğru, çok rastgele doğru. Karışım olmaz. Çok doğru hocam. Buradan gerçekten evet. bir mesaj olsun. Dediğim gibi biz hanımlar çok yapıyoruz bunu. Mesela siz diyorsunuz ki işte ne diyelim kekik diyelim vesaire diyelim. Biz bunu evet. hemen duyuyoruz. Diyoruz ki ha kekik bu işte hastalık için şifa diyoruz. Kekiği alıyoruz mesela örnek veriyorum tamamıyla. Kekiği alıyoruz bol bol kullanıyoruz hani bir an önce iyileşmek evet. için falan derken zehirlenmelere kadar dediğiniz gibi diğer şimdi, rahatsızlıklara kadar gidebiliyoruz. 2 ay askerlik yapmıştım Burdur'da. Evet. Havalar birdenbire soğuyunca böbreklerim
Almanya'ya döndüm askerlik, içeri askerlik yaptık biz. Hı hı. 89'da ayakta duramıyorum. Güzel, doktora gittim. Güzel olmuş. Doktora gittim. Uroloji uzmanı dedi ki tahlil sonuçları gelecek. İdrar tahlili, kan tahlili vesaire vesaire. Ben ayakta duramıyorum dedim. 15 gün nasıl bekleyeceğim? Eyvah eyvah. Bekleyeceksin dedi. O da yaşlı bir Alman. Evet. Eski kafa. Evet. Yapacak işi yok dedi. Peki dedim. Eczaneye indim. Altın başak otu aldım. Çayını içtim. Bu çok yoğun iltihap çözücü. Buralarım böyle hep kabardı. Kaşıntı yapıyor. Çok yoğun iltihap çözücü olduğu için. Evet. Arkadaşlar dedi ki şimdi şifalı bitkileri bırakıp arıcına mı başladın? Hemen ben bunu kabarcık olunca, evet. Yani bilmezsen çözüm üretemezsin. Değil ben mi? Bunu ısırgan otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, ayrı kökü gibi bitkilerle özel bir reçete geliştirdim. Hem böbreklerdeki iltihabı 2 günde yok etti, hem kaşıntı yönlendi, hiçbir şey kalmadı. Böbrekteki iltihabı 2 günde iyileştirdi diyorsunuz evet, hocam bu karışım. Evet. Şimdi vatandaş bunu alsa, altın başak otunu sadece kullansa, evet. İyileşeceğim derken uyuz gibi kaşınır, her tarafı ya, kabarır. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Her bitkinin dediğimiz gibi yani ciddi anlamda faydaların olduğu kadar bu anlamda tehlikeleri de var diyoruz, evet. Yan etkileri de var tabii. Diyoruz. Evet, çok doğru. Ankara Haymana'da Kaplıca'ya gitmiştim. Evet. Otelde yer bulamadım. Pansiyonda kaldık. 6-7 tane yaşlı amca. Birisi dedi ki dur hapımı alayım dedi. Elini cebine attı. Böbrek için dedi. Öbür cebine attı. Tansiyon. Bu cebine attı. Karaciğer. Sonra işte mide vesaire vesaire. Sonra sinirlendi. Ya. Hapları bütün masanın üstüne yedi. Ya hocam değil mi? Yazık. 15-20 çeşit dedim ki ne ya bu? Ya. Ayaklı eczane gibisin maşallah. Ya. Ne oluyor dedim. Ya hiç sorma dedi. 20 yıl önce böbreklerimi üşütmüştüm. Bir ilaç kullandım. Karaciğere zarar verdi. Karaciğer için bir ilaç kullandım. Mideye. Mide için bir ilaç kullandım. Tansiyon vesaire vesaire. Şimdi dedi ayaklı eczane gibiyim. Çok bilgiliyim. Ama bir işe yaramıyor dedi. Servetini kaybetmiş. Ailesi artık usanmış. Ailesini kaybetmiş. Eyvah eyvah. Her şeyini kaybetmiş adamcağız. Eyvah eyvah. Dedim ki ben ona keşke haberim olsaydı. Mesela 3-4 çeşit bitkiyi karıştırıp çayını yapsaydı 2 günde iyileşirdi. Evet. Hiç bunlara gerek kalmazdı. Hı hı. 2 günde iyileşirdi. 2 günde iyileşirdi yani, söylüyorsunuz. Evet. Şimdi mesela elimde yine bir genç 19 yaşında kreatini bu yeni bir rapor. Hı hı. Geçen ay. Kreatini yükselmiş. Protein kaçağı var böbreklerde. Evet. Tam 40 gün bizim ürünü kullandıktan sonra değerleri normale döndü. 40 gün. Ne kadar güzel. Tedaviden önce ve tedaviden sonra yani bizim ürünü kullanmaya başladıktan önce, kullanmaya başladıktan sonra değerleri 40 gün içerisinde düzeldi. Burada bir de Almanya'dan rapor var. 16 yaşında bir genç tansiyon böbreklere zarar vermişti. Evet. 16 yaşında tansiyon. Bakar mısınız? Hakikaten ya. Çok erken yaşlara indi hocam. Yani ciddi anlamda şimdi, ya, artık yanlış beslenme. Yaşlılık hastalığı neden? Değil bunlar artık değil mi? Fast food tarzı beslenme. Yanlış beslenme. Mesela evet. Beyaz undan yapılan fast food tarzı beslenme. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Evet. Direkt şeker kana karışıyor. Fast food tarzı beslenmede. Pankreası yoruyor. Diğer organlara zarar veriyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Ve de veyahut da abur cubur yenilen böyle akşamları çikolata, gofret, kek, of hocam, çok yapıyoruz cips biz o. Vesaire. Bütün bunların içerisinde doğal şeker yok. NBŞ, mısır çurubundan yapılan şeker var. Maalesef. Bu da bünyemize uymuyor. Anahtar ama kapıyı açan kendi anahtarı değil, zorlama gibi. Kapıyı kırarak açmak gibi. Çok doğru. Bu da ne yapıyor? Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Pankreasa. Hatta son yapılan araştırmada pankreas kanserini %800 artırdı, tespit edilmiştir. Of of, bakar mısınız? Mısır şurubu. Günümüzde Avrupa ve Amerika'da NBŞ, nişasta bazlı şeker yasaklandı. Sadece ilaçta kullanılıyor bazı ülkelerde. Birçok ülkede yasaklandı. Türkiye'de %15 kota. Yani bütün büyük firmalar, gofret, çikolata, jelibon vesaire üreten firmaların hepsi bunu kullanıyor. Eyvah. Ve bizim yeni gelen neslimizin hayati tehlikede, yani Allah korusun. Gerçekten. Kısırlaşma tehlikesi var. Yani nesillerin. Diyabet, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, kalp damarı vesaire. Gerçekten. Yani yeni yetişen neslin hepsi hemen hemen tehlike altında. Evet. Sağlıksız besleniyoruz. Maalesef. Çok gerçekten sağlıksız. Çok üzücü. Çünkü biz hani bu tarz hastalıkları en azından deriz ki 30-35'ten önce bize bir şey olmaz 16 derdik. Yaşında.
Maalesef 16 yaşında. 6-7 yaşında dahi çocuklar bu tür rahatsızlık yapıyor. İkinci konu sistit. Evet hocam, yine çok önemli bir rahatsızlık. Evet, özellikle kış aylarında mı ortaya çıkıyor hocam? Mesane iltihaplanması, yani dikkat etmezse kişi üşütme nedeniyle sistite yakalanır. Hı hı. Basit sistit, yani mesane iltihaplanması, hı hı, problem değil. Hı hı. Kısa sürede iyileşir. Bir süre karın ağrısıyla birlikte belki iyileşir. Bir iki bitkiyle iyileşir, geçer. Hı hı. Fakat kişinin bağırsaklarındaki mantarlar, hı hı, idrar yoluyla mesaneye yerleşmişse onun çözümü yok. Bir. Hı hı. İki, bağırsaklarda hiçbir zarar vermeyen E. coli bakterisi var. Bağırsaklarda olduğu zaman problem yaratmayan E. coli bakterisi, hı hı, idrar yoluyla yine böbreklere yerleşirse çok çok tehlikeli olur. Bu şuna benzer. Evinizde köpeğiniz var. Hı hı. Köpek ev sahibine zarar verir mi? Vermez. Fakat köpek kuduz olursa ne olur? Ev sahibini tanımaz. Çok doğru. Bağırsakların zararsız olan E. coli bakterisi böbreklere yerleştiği zaman böbrekleri bitirir. Mesaneye yerleştiği zaman mesaneye zarar verir. Evet hocam. Şimdi bağırsaklarındaki mantar mesaneye yerleşmişse mesane mukozasını yakıyor, kavuruyor. Mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkolü, hormonsuz maddeler. Evet. Interstitial sist dediğimiz mesane hassaslaşması, aktif mesane ortaya çıkıyor. Hı hı. Böbreklerden birkaç damla idrar, evet, mesaneye geldiği zaman, eski ismiyle silik torbası, mesaneye geldiği zaman sanki mesane doluymuş gibi beyne sürekli sinyal gidiyor. Evet, evet, evet hocam. O çocuk hemen bir iki damla, zaman zaman yaşıyoruz biz. Bir iki damla idrar. Acılı bir şekilde, lavaboya koşuyor, lavaboya koşuyor. Bazı kişiler var ki bir gecede 30 defa tuvalete gidiyor. Doğru. Uyuyamıyor sabaha kadar. Dünyada tedavisi yok ve nadiren %1 de erkeklerde yakalanma durumu var. 5 sene önce Ünal Bey diye bir beyefendi bana geldiğinde dedi ki 9 uroloji uzmanı, profesör doktor teşhis tarif koymamışlar. Çünkü erkeklerde gözüken bir durum değil. Evet. 10. demiş ki çok nadir olur ama erkeklerde de olur. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Almanya'dan bir hap. Bu hapı kullanıyor. Birazcık baskı altına alıyor. İyileştirmiyor. Ben dedim ki tedavi ederse hiç problem yok. Süper. Bizim ürünleri 3-4 ay kullandı. Ben de Almanya'daydım. Geldim Türkiye'ye. Beni ziyarete geldi. Beni tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Kusura bakmayın. Ben dedi İbrahim Ünal. Evet. Buyurun dedim. Ya dedi sen dünyada tedavisi mümkün olmayan hastalığı tedavi ettin. Gerçekten hocam. Yani evet, aslında çok mütevazi davranıyorsunuz. Güzel sohbetlerimiz oluyor ama. Ha, elimde raporlar var. Ciddi anlamda değil mi? Burada. Raporlarınız var. Raporlarınızı belgeler var. Bizler inceledik. Tanıyoruz. Sizi de tanıyoruz zaten. Ekran başındaki izleyicilerimiz de sizi çok iyi tanıyorlar. Bu anlamda güven sorunu yaşamıyoruz illaki. Ve tamamıyla bitkisel, hiçbir yan etkisi olmayan, ciddi anlamda mesela bugün nelerden bahsettik değerli izleyenlerimiz? Böbrek iltihaplanması, böbrek yetmezliği, kist, sistit, miyom, kısırlık gibi, erkeklerde prostat ve varikozan gibi. Prostata gelmez. Hocam evet, son 6 dakikamız, 5 dakikamız falan kaldı. Prostat, varikozat. Yetmiyor ki size, sohbete doyum olmuyor ki hocam, zaman çok çabuk geçiyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz son dakikalarımız içerisinde? Prostat büyümesi, tabii ki tedavi edilmese, İyi huylu prostat büyümesi problem değil. Birkaç ayda iyileşir. Evet. Almanlar ısırgan kökünden zabal denen bir yelpaze palmiyesi var. Bunun meyvesinden, yakotundan vesaire çeşitli haplar, damlalar, drajeler yapıyor. Evet. Bizim de buna karşı iksir, aloe vera jel ve özel çayımız var. Prostat çayı. Aloe vera jel dedik hocam. Hemen evet, şöyle ben size... Böyle bir saksımız var değerli izleyenlerimiz, bakar mısınız? Bu nedir diye düşünenleriniz var. Hemen hocama takdim ediyorum hocam, evet, buyurunuz. Aloe vera jel bunun birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewis Palmer Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili ürün. Çok güzel hocam, bunu dünyada bilmiyorduk. Gerçekten önemli oldu yine bizim için. Yine aloe vera ile ilgili bir dedikodu üzerine Alman Sağlık Bakanlığı birçok ülkenin Sağlık Bakanı ile birlikte dünya çapında araştırma başlattı. 2,5 milyon insan üzerinde yapılan araştırma sonucunda bir de bağırsak rahatsızlarına karşı, deri hastalıklarına karşı, alerji hastalıklarına karşı etkili olduğu belgelendi. 2,5 milyon. Dünya çapında en büyük araştırma. Biz genelde kozmetikte biliyoruz hocam. Çok özür dilerim. Aloe vera'yı. Cilt bakımı, cilt güzelliği. Kesinlikle. Evet. Bununla da ilgili Japonlar, Fushiyama Üniversitesi,
Hiroşima atom bombası atılan yer. Hı hı. Orada Fukushima Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada hücre yenileyici. Yani bayanları gençleştirici, güzelleştirici. Kesinlikle. Yani saç kırışıkları önleyici özelliklere sahip. Evet hocam. Bunun önemli ama ciltten daha önemli olan yönü bağırsaktaki, mantarlar mantarı. İçin birebir. Mantar kimde var? Mantar olmayan insan yok. Fakat antibiyotik, antihistaminik, kortizon ilaç kullananlarda mantarlar azıyor. Mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeye karaciğere çok geliyor. Çok fazlasız zarar bu anlamda değil mi hocam? Tehlikeli mantar... noktaya ulaşıyor. Tehlikeli. Anladım. Onlar evet. üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsuz maddeler karaciğere geliyor. Karaciğeri arıtmaya çalışıyor. Karaciğeri iflas ettiriyor zamanla. Karaciğer yağlanıyor, karaciğer bitiyor. Evet. Prostat rahatsızlığı olan herkesi tedavi ederiz. Ameliyat olmasına eğer ki çok çok geç kalınmamışsa gerek yok. İksir aloe vera jel, prostat çayı, tansiyonu varsa tansiyon çayı. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş normale döner. Ne kadar kullandınız? Bursa'dan Mehmet hocam? Bey, yani takriben 3-4 ay. 3-4 ay Mehmet Bey zaman, beni aradı. Evet. Yani 60 yaşında bir beyefendi. Dedi ki İbrahim Bey bana iksir, tonik ve kolesterol çayı, enfeksiyon çayı gönderir misiniz dedim. Kimsiniz, neden istiyorsunuz bana hiçbir soru sormadınız dedim. Dedi ki bende prostat kanseri vardı, iyileştim. Şimdi arkadaşım için sipariş ediyorum. Çok güzel hocam. Dedi ki ya, ya hiç haber vermediniz dedim. Dedi ki ailemin çocuklarının duymasını istemiyorum. Ay çok. Aa, onun için dedi. Enteresan, çok güzel bir olay olmuş. Kimseye dedi. Çok güzel. Söylemedim, bu işi hallettim. Allah sizden razı olsun dedi. Sadece dua ediyorum dedi. Ama çocuklar duymasın dedi, çok özür diler dedi. Mutluluğunuza yüzünüzden okunuyor zaten hocam. Yani düşünsenize, insanlara şifa veriyorsunuz, insanlara sağlık veriyorsunuz bu anlamda. Tamamıyla tabii ki değerli izleyenlerimiz bitkilerin gücünden faydalanarak. Şimdi hocam yine vaktimizin sonuna geldik. Olmuyor işte sizin de çocuğu şöyle olmayanlar için mesela bizim özel çaylarımız var. Almanya'da bir karı koca. Dünyanın en modern kliniği Heidelberg Üniversitesi Kadın ve Doğum Kliniği. Yapmış olduğu araştırmalarda bayandaki hormon anormallikleri, erkekteki sperm kalitesizliği nedeniyle çocuklarınız olmaz, imkansız diyor. Beni aradılar, imkansız değil, bir şey yok dedim. Hayıtla ilgili Marburg Üniversitesi 33 bayan üzerinde klinik araştırması yapmış. Ve hepsi normal yollarla hamile kalmış. Çok güzel hocam. Kısırlığa da tedavimiz var diyoruz. Hamdolsun. Hocam çok çok özür diliyorum. Programımızın, bitti. Sohbetimizin sonundayız ancak hemen değerli izleyenlerimiz tabii ki sohbetinize doyamadılar. Bilgileri tamamıyla alamadılar. Eksik bilgiler vermiş olabiliriz efendim. Sorularınıza cevaplar bulamamış olabilirsiniz. Haliyle vaktimiz dar. Hocamla sohbet o kadar keyifli ki yani günlerce olsa sohbet ederiz ama hocam internet adreslerinizi, site adreslerinizi verebilirsiniz. Doğaltedavi.net, bitkiseltedavi.com, Gökçe iksir.com, gökçekdiyet.com, gökçektentür.com, gökçektonik.com gibi. Buralardan ve internet sitelerinden değil mi ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilgi hattımızı arayıp hocamıza da her türlü sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Efendim biz